Bayraklar. Koş annesi. Teşekkürler. Atamın huzurundaydı.
yaptım. Onun önünde saygı duruşunda bulundum. Milletlerimizi, şükranlarımızı sundum. Ve oradan mezit diye geldim. Çünkü biliyorum ki cumhuriyete, laikliğe, cumhuriyetin değerlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye'de en çok değer veren yerlerden biri mezitti. Değerli dostlarım, bir kurtuluş mücadelesi verdik. Atalarımız verdi. Bu toprağın her metresinde kanımız, terimiz var. Kurtuluş savaşını kazandık. Ama bir şey daha yapmak gerekiyordu. Egemenliği tek adamdan alıp millete vermek gerekiyordu. Demokrasiyi getirmek gerekiyordu. Yetmez. Laikliği anayasaya koymak gerekiyordu. Yetmez. Medeni kanunu getirmek gerekiyordu. Yetmez. Dünyada belki de birkaç ülkeden birisi olarak kadın erkek eşittir demek gerekiyordu. İşte bunu yapan lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Türkiye'de Neşet Tarhan gibi belediye başkanlarının da sayısını arttıracağız. Bir kez daha hepinize saygılarımı sunarken yaşasın Cumhuriyet diyorum. Yaşasın laiklik diyorum. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyorum. İyi ki varsınız. Değerli dostlarım, sevgili gençler, Cumhuriyeti var eden ve Cumhuriyet'in var ettiği kadınlar, Cumhuriyet'le gurur duyan güzel insanlar, Cumhuriyet ve demokrasi söylemimize hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz değerli dostlar. Öncelikle sizler ve hep birlikte bu güzel ve anlamlı günde bir arada olmaktan mutluluğumuzu ve coşkumuzu paylaşmaktan onur duyuyorum değerli dostlar. Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 100 yıl önce yakılan bir devrim ateşidir Cumhuriyet. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Güney Cephesi Komutanı Süleyman Fikrilerin sesidir Cumhuriyet değerli dostlar. Cumhuriyet laikliktir. Türkiye laik ülke olması nedeniyle Müslüman ülkelerinden ayrılır ve bu yanıyla ışıldar. Onu ışıldayan bu özellik laikliktir. Cumhuriyet bir halkın özlemidir değerli dostlar. Emektir, alın terinden akan, namusuyla kazançtır. Hiç kimseye el açmadan değerli dostlar. Cumhuriyet demir ağlarla ülkenin yeniden aydınlanması, donatılması, kalkınmasıdır Cumhuriyet. Ben bir Cumhuriyet sevdalısıyım dostlar. Bu yüzden Atatürk'ten yaradır hep sözlerim. Bu yüzden severim dolu dizgin yurdumu. Layık, demokratik cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkacağımız cumhuriyetimizin 100. yılını burada sizlerle bu coşkulu kalabalıkla kutlamaktan ilçem adına onur ve gurur duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın layık ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın yüzlerce yıl Cumhuriyet. Çok değerli, çok değerli Mezitli ailem, çok değerli Mersinliler, Cumhuriyet Bayramımız hep bize kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk o kadar savaştan sonra savaşın ne olduğunu bilen birisi olarak şöyle diyordu. Uluslar bağımsızlık mücadelesi için zorunlu kalmadıkça savaş cehalettir diyordu. Ve yine daha sonraları bildiğiniz gibi yurtta barış, dünyada barış diyordu ve savaşa karşı olduğunu ilan ediyordu. Fakat hala dünya bu sözlere
kulaklarını kapamış durumda. Bugünlerde biliyorsunuz Filistin'de 10 milyardır çocuk ve insanımız öldü. O nedenle savaşa karşıyız. O nedenle Atatürk'ün söylemiş olduğu sözlere inanıyoruz. Savaşın karşısında duruyoruz, barışı savunuyoruz. Cumhuriyet tabii ki çok güzel bir yönetim şekli. Elbette ki güzel. Fakat Cumhuriyet yetmiyor. Cumhuriyeti, mevcut Cumhuriyeti koruyacağız, kollayacağız, geliştireceğiz. Ama bunun yanında mutlaka gerçek demokrasiyi de kurmamız gerekiyor. Bunun da mücadelesini yapmamız gerekiyor. Az önce Sayın Grup Başkan Vekilimiz Mezitli'nin ne olduğunu söyledi. Ben de sizlerle her zaman gurur duyuyorum. Başkan olduğum için sizlerin onur diyorum. Sağ olun diyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın tam bağımsız demokratik Türkiye diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar.